Bu tüm zamanların en büyük macerası. Astronomlar yeni bir dünya arayışı içindeler. Herhangi bir gezegen değil, kendimizinki gibi bir dünya, hayatla iç içe. Radikal teknolojiler oyunu değiştirmek üzereler. Başarırlarsa astronomlar en büyük bulmacayı çözmüş olacaklar. O kadar büyük bir keşif ki insanlığın kaderini değiştirecek. Bilimin ta kendisi başka dünyalar. Bu roket insanlık tarihinin en büyük macerasının başlangıcı olacak. Bu tek bir sorunun kesin cevabını bulmak için uluslararası bir görev. Bizden başka kimse var mı? Plan, kayalıklı dünyada olası yaşam izlerini araştırmak. Asıl amaç, kendimizinki gibi, kendi dünyamız gibi bir gezegen bulmak. Yıl 2006. Fransa Corot adlı görevle bu amaç yolundaki ilk adımı atıyor. Corot bir öncü. Bu ilk uzay teleskobu. Gezegen avı için çokça zaman harcanıyor. Fransızların planı Corot'u Rusların Kazakistan'daki Baykonur kozmodromundan fırlatmak. 50 yılı aşkın zamandır roketler buradan fırlatılıyor. Bu arada Paris'teki Corot üyesi François Frisson endişeli. Aralık sonunda fırlatılması planlandı. Hava sıcaklıkları çok düşük, -20 santigrat derece civarında. Dondurucu soğuklar roket parçalarını gevrekleştiriyor. NASA tarafından acı bir şekilde öğrenilen bir gerçek. Hepimiz Challenger kazasının hikayesiyle büyümüştük. Karada her ayrıntı üzerinde dikkatle çalışılmıştı. Hepimiz uçuşun başarısızlıkla sonuçlanabileceğinin farkındaydık. Roket Corot'u dünyadan 900 kilometre uzağa gönderiyor. Fırlatma sırasındaki zorluklar aşılsa da Corot halen ürkütücü bir görevle karşı karşıya. Yıldızlarla dolu bir gökyüzünde diğer dünyayı bulmak. Yıl kadar önce başka bir uzay aracı neden sorusunu ortaya aldı. 1990'da Voyager 1 Güneş sistemimizin bir portresini yarattı. Bu fotoğraftaki en göze çarpan yıldız Güneş. Kabaca Güneş gezegenimizden 1 milyon kat daha büyük ve 10 milyar kat daha parlak. Işığında kayboluyoruz. Güneşin parlaklığını ayarladığımızda bu küçük mavi nokta görülüyor. Dünya, Güneş sistemimizde görüldüğü üzere 6 milyar kilometre uzaklıkta. Güneşin parlaklığında bizim minik gezegenimizi bulmak, farları açık olan bir arabanın plakasını okumak gibi bir şey. Fakat Corot bizi bir teknoloji harikasıyla tanıştırıyor. 27 santimetre diyafram açıklığına sahip 4 CCD dedektörünün kombinasyonu. Bu dörtlünün ikisi transitleri gözlemleyerek gezegenleri bulmakla görevli. Bir cisim Corot tarafından gözlemlenmekte olan birçok yıldızdan birinin önünden geçerek ışığı engellediğinde transit oluşur. Fakat güneş lekeleri gibi başka şeyler de transit etkisi yaratabilir.
bir yıldızın parlaklığını gölgelerler. Fakat değişken ve geçicidirler. Eğer bir yıldızın ışığı düzenli aralıklarla gölgeleniyorsa, Koro ekibi bir gezegen bulduklarından emin oluyorlar. Beklentiler büyük. Dünyanın üzerindeki bir gözlem noktasından Koro harika bir görüntü elde ediyor. Fakat bu görüntünün riskleri mevcut. Koro'nun yörüngesel hızı neredeyse saatte 27 bin kilometre. Herhangi bir debri ile teması ölümcül olabilir. Bu da Koro'yu ani bir darbenin görevi sonlandırabileceği tehlikeli bir yörüngesel rulet oyununa sokuyor. Şimdilik Koro kurşunlara göğüs geriyor ve Fransa tüm gökyüzüne hakim. Ama diğer dünyayı önce bulma yarışı kızışmak üzere. ...2009 Florida'daki Kennedy uzay üssünde bir Delta II roketi 17B'yi fırlatmaya hazırlanıyor. Uzay çağındaki bir pit ekibi gibi mühendisler her şeyi tekrar tekrar gözden geçiriyor. Yükünü fırlatmak için roket 5 dakikadan kısa bir sürede 200 bin litre civarı yakıt kullanacak ve 35 saniyede sıfırdan Mach 1'e ulaşacak. Gemide Kepler Uzay Teleskobu'nun yapımındaki 20 yıllık bir bilimsel evrimin sonuçları var. Amerikan uzay uçuşlarının yeni başarısı tek bir amaç için tasarlanmış. Diğer dünyayı bulmak. Fakat ekip gergin. Yalnızca 2 hafta önce sıradan bir fırlatmada bir şeyler ters gidiyor. Tüm birimler öyle görünüyor ki OSIO görevinde beklenmedik bir durumla karşı karşıyayız. Lütfen beklenmedik olay planını uygulayın. Uyduyu koruyan burun konisi gerektiği gibi çıkmadı. Görev tam bir kayıp. Kepler'deki burun konüsüne benzer bir tasarım. Uçuş öncesi denetim sorunsuz geçti ama sinirler gerildi. Kariyerlerimizin büyük kısmı bu cihazı düşünerek, tasarlayarak, planlayarak, inşa ederek, ayarlarını ve mühendisliğini yaparak geçti. Şimdi bu uzay aracını alıp patlayıcılarla dolu bir kulenin üstüne koyup uzaya gönderiyorsunuz. 22 saniye. Depolama tankı ağzı açık. Açık. Ani yükleme yapın. 9, 8, 7, 6, 13 saniye. CDL'den CDR'a fırlatma uçuşu hazırlandı. 2, 1, ateşle. Ateşleme basınçları gelişiyor. Basınç iyi görünüyor. Şu anda artıyor. Atış motorları ateşleme basıncı oluşturuyorlar. Ya şimdi ya hiç. Burun konisi açılmalı. Burun konisi 4 dakika ve 44 saniyede. T artıda bir iz bırakarak açılıyor. Tüm ekibin diğer dünyayı önce bulma görevinde başarılı olması için yeni uzay teleskoplarının kendini göstermesi gerekiyor. Fakat çok geç olabilir. Paris'ten haber var. Anlaşılan Koro amacına ulaştı. 500 ışık yılı uzakta Monoceros takım yıldızında bizim kendi dünyamız gibi kayalık malzemeden oluşan bir gezegen bulunmuş. Gezegene Koro 7B ismi verilmiş ve
Astronomlar için bu yeni bir dünya türünün ilki olabilir. Bu dünyalara süper dünyalar diyoruz. Onları bizim gezegenimizin 2 ila 10 katı kütlesindeki daha iri versiyonları olarak düşünebilirsiniz. Fakat benzerlikleri bu kadar. Dünya Koroo 7b'den çok daha farklı olarak Güneş'in çevresini 365 günde turluyor. İlginç bir şekilde Koroo 7b'nin bir yılı sadece 20 saat sürüyor. Bu yüzden şartlar dünyadakilerden çok daha farklı olmalı. Bu da Koroo 7b'nin yıldızına yakın olduğu anlamına geliyor. Çok yakın. Yüzey sıcaklığı ortalama 2000 santigrat derece. Volkanlar bu işkence dolu araziye hakim olabilir. Dumanları havaya karışarak sünger taşı ve sıcak lavlar yağdırırlar. Karada derin yarıklar oluşur. Koroo 7b diğer bir yıldızın yanında keşfedilen ilk kayalık gezegen. Ama o dev bir canavar, bir nevi cehennem ve diğer dünya değil. Galaksiyi araştırmanın başka bir yolu olabilir miydi? John Johnson gibi astronomlar öyle düşünüyor. Onun macerası beklenmedik bir yerde başlıyor. Bir gökkuşağının içinde. Bu bizim güneşimiz gibi bir kaynağın spektrumu. Ve gördüğümüz şey ışığının içindeki renklere ayrışması. Fakat gökkuşağı mükemmel değil. Onu yeterince büyütürseniz boşlukları görebilirsiniz. Johnson bu boşlukların incelikli yerleştirmelerine göre gezegenlerin izini sürüyor. Bu çizgilerin lokasyonları zamanla değişiyorsa bunun nedeni yıldızın ışığının bize yaklaşıp uzaklaştıkça Doppler kayması göstermesindendir. Biz de burada, dünyada her gün Doppler kaymaları yaşarız. Bir ambulans yanımızdan geçerken yüksek perdede ses çıkarır. Ve uzaklaştıkça da o ses devam eder. İşte aynı şeyi yıldızdan yayılan ışıkta da görürüz. Sıkışıyor ve yüksek perdede yayılıyor ve bizden uzaklaştıkça daha düşük perdelerde yayılmaya devam ediyor. Fakat dev bir yıldızın hareket etmesinin nedeni ne olabilir? Ve bir yıldızın bunu yapmasına neden olan şey yörüngesindeki bir gezegendir. Gezegen yıldızı çeker ve yıldızın periyodik olarak ivmelenmesine neden olacaktır. Fakat spektrumdaki küçük boşluklar aynı zamanda bir yıldızın kimyasal yapısını açığa çıkarabilir ve aynısı gezegen için de geçerli. Bu siyah çizgiler grubu kendi atmosferimizden kaynaklanır. Dünyanın kendi kimyasal imzalarıdır. Yani yaşam dolu bir gezegenin. Johnson başka bir yıldızın etrafındaki dizilimi bulan ilk kişi olmanın hayalini kuruyor. Lick gözlemevindeki astronomlar onlara Nobel ödülü kazandıracağını umdukları şeyin izini sürüyorlar. 20 ışık yılı uzakta Libya takım yıldızlarındaki gibi yıldızların salınımları. John Johnson gibi astronom Steve Wok da salınımları görmek için gökkuşağını kullanıyor. Yıldızın adı ILISE 581G ve Wok onun ışıltısında keşfettiğinin yaşam dolu bir gezegen olmasını umuyor. Keşfine özel bir isim veriyor. Bunun güzel bir ismi hak eden güzel bir gezegen olduğunu düşündüm ve eşimden sonra Zarmina adını verdim. Fakat bir resmiyeti yok. Gliese 581 olarak bilinecek. Ama ben ona Zarmina'nın dünyası diyorum. Gliese 581G yıldızının çevresindeki gezegenlerden biri olabilirdi. Boyutu nedeniyle Koroo 7b gibi bir süper dünya olabilirdi. Konusunda iyi bir yer. Çünkü bizim gezegenimizin 2 ila 4 katı civarında bir alana sahip. Biraz ağır hissederdiniz. 1,5 ya da 2 kat daha ağır hissedebilirdiniz. Bu yüzden yorulurdunuz ama yürüyebilirdiniz. Zarmina'nın Ay'la ortak bir yönü var.
Ayın tek tarafının her zaman dünyaya baktığı gibi, Zarmina'nın bir tarafı her zaman güneşine bakıyor. Dünyada bulunduğunuz yere göre güneş gökyüzünde sabitlenebilirdi. Yani eğer gündüz tarafında olsaydınız her zaman gündüz olurdu. Eğer gece tarafında olsaydınız hep gece olurdu. Gündüz tarafındaki alan kayıp, unutulmuş bir çöl. Yani öldürücü güneş ışıklarında kızaran bir çöl. Kürenin diğer kısmında sürekli bir karanlık var. Buzlu bir tabakanın hakim olduğu donmuş kayıp bir alan. Yine de kutuptan kutba kıyılarda saklı kalmış dar bir geçiş alanı bulunuyor. İki ölümcül kayıp diyar arasında kalmış yaşanabilecek bir vaha. Orada bir yaşam formunun tutunabileceğine emin olabilirdim. Yoksa var mı? La Silla Şile'de, yüksekte bir tepede, yine İsveçli astronomlar, Gliese 581 yıldızının yörüngesinde olan 4 gezegeni daha onaylamışlardı. Şaşkınlardı. Ne kadar aradılarsa da Zarmina'nın dünyasını bulamıyorlar. Ekip tek bir karara vardı. Zarmina'nın dünyası yok. Belki de bu hayat garantili bulunmaz gezegen gelecekte kendini tekrar gösterebilir. Bu arada milyonlarca kilometre uzaklıktan dünyayı haberdar eden Kepler Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde evreni araştırarak görevine devam ediyor. Kepler'in 42 CCD'lik dizilimi 4 milyon yıldızlı bir gökyüzünde yılmadan amacına ulaşmaya çalışıyor. Ve onun tek bir amacı var. Diğer dünyayı bulmak. Fakat bir sorun var. Bu uzay aracını fırlattığımızda hepimiz içten içe bazı riskleri olduğunu biliyorduk sanırım. Dışarıda uzaydaki ortam tamamen tehlikesiz değil. Makro meteorlar var. Radyasyon var. Kocaman parlak güneş var. Ve bizim cihazlarımıza zarar verebilirler. Ve şimdi fırlatmadan sadece birkaç hafta sonra güvenli moddayız. Uzay aracı bir şeylerin ters gittiğini düşündüğünde güvenli moda geçiyor. Bir alarm çalıyor. Sisteme tamamen kapanmasını söyleyen bilgisayarlarımıza verdiğimiz bir dizi alarm. Elektronik cihazları kapattığınızda uzay aracının içindeki tüm parçaların sıcaklığı değişiyor. Soğumaya başlıyorlar çünkü elektronik cihazlar çalıştığında ısınıyor. Uzaydaki sıcaklık sıfırın altında 273 derecelik ölümcül bir seviyeye kadar düşebilir. Bu bizi çok endişelendirdi. Hemen tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu öğrenmek istedik. Gerçekten potansiyel bir tehlikesi var mıydı? Öyleyse gemideki bir şeye zarar verdi mi? Uzay aracı yok olsaydı, gerçek dünya analoğunu öğrenemeyecektik. Ve hayatımızın yılları boşa geçmiş olacaktı. Ekip güvenli modun sebeplerini araştırırken saatler geçti. Değerlendirmenin sonucunu beklerken nefeslerimizi tuttuk. Sonunda ekip raporu hazırladı. Evet, her şey sorunsuzdu. Güneşe fazla maruz kalmıyordu. Teleskobumuza doğrudan kesintisiz güneş ışığı ulaşmadı. Her şey yolunda, sorun yok. Devam edelim. Uzay aracı yeniden açıldığında bilim adamları güvenli modun
mal olduğu kaybın yasını tutuyorlar. Değerli bilgilerin kaybı. Buradaki oyunun tümü 3,5 yıl uzunluğundaki bir dizilimde 12 saatlik bir olay bulmaktı. Bu yüzden bir güvenli mod olayı yaşadıktan sonra artık veri alamadığımızı bilmek gerçekten çok üzücü. O veri toplamadığımız zamanda orada bir yerlerde dünya benzeri hangi gezegenin kendi yıldızının önünden geçtiğini hepimiz çok merak ediyoruz. Güvenli mod sürdükçe bir gezegenin geçip gitme ihtimali artıyor. Fakat kesinti olsa bile Kepler birçoğunu gördü. Ekip hasatlarının sonucunu açıklayarak diğer dünyayı bulma konusunda önemli bir atılım yapıyor. 1200'ün üstünde olası gezegenle. Eğer her biri onaylanabilirse Kepler tek başına gezegenlerin sayısını 3'e katlayacak. Birçoğu dev bir gaz canavarı. Bazıları Jüpiter'den bile büyük. Ama en azından biri bizim kendi dünyamızın boyutlarında. Tam önümüzde belirdi. İşte o zaman hepimiz gerçekten dünya boyutundaki bir kürenin sinyallerini göreceğimizden emin olduk. Bu Kepler-10b adıyla bilinecek olan bir gezegen. Bu Güneş sistemimizin dışında keşfedilmiş olan en küçük gezegen. Ve bu Kepler ekibini bir sonraki dünyayı bulma yolunda bir adım ileriye taşıyor. Kepler-10b yalnızca kayalık değil, kabaca kendi gezegenimizle aynı boyutta. Fakat Kepler-10b gerçekten var mı? Bu bilgiler yığını bir gezegeni mi ifade ediyor? Yoksa o da Zermina'nın dünyası gibi bir serap olabilir mi? Natali bulguları onaylamalı. Dünyada yapılan en mükemmel teleskoplardan birine dayanıyor. 4 kilometre yükseklikte pasif bir volkanın omuzlarında duruyor. Çünkü erişimi çok zor. Natali de birçok astronom gibi bu harika teknolojiyle uzaktan kumanda ediyor. Bugün Hawaii Mokakea'daki soğuk zirveye Keck teleskobunu ilk defa yakından görmeye geldi. Aman Tanrım. Keck yetkilisi Ron Lobb uzun yıllardır gözlem evinde çalışıyor. Bu harika. Hoş geldin. Hoş geldin Natali. Evet. Keck teleskobuna ve ilham veren 10 metrelik aynasına. Keck'in ikiz teleskoplarından her biri dev bir 10 metrelik aynadan oluşuyor. Bu aynalar her biri neredeyse 500 kilo olan 36 altıgen segmentten oluşuyor. Her segmentin arkasındaki küçük motorlar onların tek bir ayna gibi çalışmasını sağlıyor. Keck aynı zamanda bu teleskobu yüksek güçlü bir lazerle kombine ediyor. Lazer, havadaki yıldızların yanıp sönmesine neden olan sapmaları yakalıyor ve yok ediyor. Bu da Keck'i dünyadaki en iyi teleskoplardan biri yapıyor. Ve bir keşfi onaylamak için dünyadaki en iyi yerlerden biri. Bu teleskopla diğer astronomlarla zaman yarışında olmalıyız. Tüm Kepler projesi bir yılda sadece 20 gece alıyor. Bu yüzden burada onaylamaya karar vereceğimiz gezegen adayları konusunda çok seçici olmalıyız. Natali verileri Ron'la paylaşıyor. Kepler-10b'nin varlığını onayladı. Her bir nokta bir transiti gösteriyor. Bu veride bir transitler ormanı var adeta. Yani bunlar Kepler-10b. Birbirlerine çok yakınlar. Çünkü yörüngesel periyot çok kısa. Bu demek oluyor ki Kepler-10b güneşine oldukça yakın ve güneş ısısında kızarıyor. Bu tabloları ve grafiklere bakıyoruz ve o gezegenin gerçekliğini unutmaya yelteniyoruz.
Kepler-10b'de bizim bildiğimiz gibi bir yaşam olabilir mi? Natalie, Batala bulmaya karar veriyor. Hawaii'nin büyük adasındaki Kilauea Lav Yatağı'nda Planetarium Direktörü Shom Loch'a katılıyor. Görmüş olabilirsin. Evet. Evet, şu siyah. Rengi ne kadar koyu. Bu akıntı yalnızca evet. Birkaç yıllık. Bu çok şaşırtıcı. Natalie bu arazinin Kepler-10b'nin yüzeyine benzediğini düşünüyor. Burada şu güneş ışığını yansıtan parıltılı benekleri görebiliyorum. Eminim ki bunları solumak çok tehlikelidir, öyle değil mi? Bir ip ya da meyan kökü dolanmış gibi görünüyor. Buranın altında ne olduğunu bilmeye korkuyorum. Tanrım. Zarmina'nın dünyası gibi Kepler-10b'nin de güneşine bakan yüzü sabit. Bir taraf sonsuz gündüze mahkumken diğer taraf sonsuz gecede. Aman tanrım, çok sıcak oldu. Sıcak, evet. İnanılmaz değil mi? Vay canına. Şuradakiyle yukarıdan gelen akıntıyı görebilirsin. Tanrım. İşte. Bak. Evet, akıyor. Aman tanrım, burası çok sıcak. Bunlar küçük Kepler-10b'ler. Şimdiden sertler. Onları çantana koyup eve götürebilirsin. Götüremem, o kadar çabuk soğuyamazlar değil mi? Sanırım. Ceplerimi yakarlar sanırım. Evet. Pekala, hazır mısınız? Bakalım bu kayayı soğutabilecek miyiz? Kepler-10b'de olmayan bir şey değil mi? Evet, biraz su. Gece tarafındaki şartlar olağanüstü. Bildiğimiz gibi bir yaşam olması imkansız. Ama dünya üzerinde hiçbir şey gündüz tarafındaki ile karşılaştırılamaz. Geceden gündüze geçildiğinde sıcaklıklar 1300 santigrat derecenin üzerine çıkıyorlar. Bir maden eritme ocağından daha sıcak. Yarı küreye erimiş bir lav okyanusu hakim. Buzdağları gibi demir açısından zengin dev kayalar akıntıda sürükleniyor olabilir. Lav akıntıları sayısız lav şelalelerinden dökülür. Kepler-10b neredeyse Dünya ile aynı boyutta kayalık bir gezegen olabilir. Ama yaşama düşman bir dünya. Ve bir sonraki dünya araştırmasında keşfedilmeyi bekleyen binlerce gezegen daha var. Astronomlar onu bulabilecekler mi? Yoksa evrende yalnız mıyız? Mars. İnsanlığı uzaylı uygarlıklarıyla umutlandırmış bir gezegen. Ama bu Mars değil. Bu ölüm vadisi. Astronomlar Sarah Seeger ve Odit Aronson bir yaşam araştırması için diğer bir dünyasal araziye geldiler. Burada ölüm vadisinde Mars'ın tepesinde olmadığımızı anlamak çok zor değil. Fakat aslında Mars'a çok benzeyen bir yerdeyiz. Mars'a o kadar benziyor ki
NASA burayı test alanı olarak kullanıyor. Yıllar önce bir grup jeolojist, bir gün Mars'a yollamayı umdukları cihazlarını kalibre etmelerine yardımcı olabilecek alanlar bulabilmek için buraya gelmişlerdi. Ve dediler ki, vay canına, Viking iskelesine ne kadar da çok benziyor. Ve en sonunda Mars'a gönderebilecekleri cihaz türlerinin özelliklerini tanımlamaya başladılar. Ama Ölüm Vadisi'ndeki tek uzaylı arazisi burası değil. Yaşam için hangi koşullar gerekiyor? Asıl önemli olan gezegenin yüzeyindeki sıcaklık. Bizim bildiğimiz türde yaşam sadece gezegenin yıldızına olan uzaklığına göre değişen çok kısıtlı bir sıcaklık aralığında mevcut. Bu ateş bizim güneşimiz gibi bir yıldızı temsil ediyor. Güneşin etrafı son derece sıcak. Sadece kurşunu değil, kayaları eritecek kadar sıcak. Bir gezegen yıldızından çok uzakta olabilir. Yıldızın uzağında hava çok soğuk. Bizim bildiğimiz türden hayata göre oldukça soğuk. Peki ya bir gezegen sadece sıcaklıkların doğru olduğu bir yerse, çocuk masallarında anlatıldığı gibi ise? Burada Goldilocks bölgesinde sıcaklık çok düşük değil, çok yüksek de değil ama yalnızca sıvı halde su için uygun. Eninde sonunda her şey suyla ilgili. Bir sonraki dünyada yaşamı bulmak ona bağlı. Gezegenimiz 1390 milyon kilometre küp suya sahip. Ve neredeyse baktığımız her yerde hayat var. Ama burada, Ölüm Vadisi'nde hayata rastlamak çok zor olabilir. Tabii bunun kadar sıcak ve kuru bir yer için bu durum sürpriz değil. Kuzey Amerika'nın en yüksek sıcaklıkları 57 santigrat derece ile burada kaydedilmiş. Burası dünyadaki misafirperverlikten en uzak yerlerden. Kışın dahi hava çok sıcak, katlanılmaz derecede. Şaşırtıcı olan evinizdeki kış gibi yerde kar varmış gibi görünmesi. Bu aslında eskiden su bulunan fakat artık buharlaşmış olan büyük bir ova. Ve gerçekten ilginç olan bu kar değil, bu tuz. Burada Ölüm Vadisi'nde hiç su var mı? Dünyadaki en kurak yerlerden birinde. Bazen yağmur yağdığında yağmur buraya çok sert yağıyor. Önüne çıkan her şeyi alıp götürüyor. Ve tüm o su kaybolup gidiyor. Bu yer bir zamanlar bolca suyla mı doluymuş? Çok fazla su yokmuş ama sık sık yağmur fırtınası oluyor ve buralardaki ovaları sel alıyor. Evet. Ve sonra o sel suları bu vadilere akıyor ve şurada gördüğün kolayca kırılan çamurları oluşturuyor. Vay canına. Oldukça vahşi aslında. Sence su burada ne kadar kalıyordur? Muhtemelen birkaç gün. Hayatın yeşermesi için oldukça kısa bir zaman. Bu kadar olağanüstü bir ortamda herhangi bir şey canlı kalabilir mi acaba? Şu anda burada deniz seviyesini geçmek üzereyiz. Şimdi deniz seviyesinin altına iniyoruz. Dünyada deniz seviyesinden çok derinde fazla bir yer yok. Bu en derinlerden biri. Ufukta tuzlu arazileri görebilirsiniz. Aslında Ölüm Vadisi suyu olmayan büyük bir banyo küvetine benziyor. Burası gerçekten de çok büyük. Ve bu dev banyo küvetinde bir sürpriz var. Audit ve Sara ne bulacaklarından emin değiller. Bu bölge gerçekten çok tuzlu. Evet, tuz kümelerini görebiliyorum.
Aslında burası bildiğimiz çoğu yaşam formunun yaşayamayacağı kadar tuzlu ama bu olağanüstü koşullara adapte olabilen bazı yaşamlar mevcut. Sanırım şu ne gibi? Alt tabakalarına bakarsan bunların bazıları... Evet, bakalım bir parça bulabilecek miyiz? Evet, işte. Burada yetişen bazı algler var. Bunlar halobakteri adındaki tuzu oldukça seven alglerdir. Bu deredeki su yağmurdan gelmiyor. Daha doğrusu yüzeyden sızıyor. Mars'ta ya da diğer kayalıklı gezegenlerde olabileceği gibi. Neredeyse %2,5. Bakabilir miyim? Al sen de bak. Evet, aynen öyle. Peki bu bize suyun tuz oranı hakkında ne anlatıyor? Okyanus suyu bunun birkaç katı oranında tuzlu olabilir ama %20'den fazlası çökme yapar ve kristalize olur. Yani bu doyma noktasından epey uzak. Gerçekten de oran bir hayli yüksek. Küçücük bir balık yalnızca cehennemsi bir ortama uyum sağlamamış, tükenmekten de kurtulmuş. Ölüm Vadisi balığı buz çağı zamanında kuruyarak geride bu kurak çölü bırakan bir göl yatağında hayatta kalmayı başarmış son canlı türü. Eğer burada hayatta kalabilen bir canlı varsa Sara bunun her yerde olabileceğini düşünüyor. Tek gereken şey su. Ne kadar az olsa da. Gördüğünüz her yerde hayat var. Tuzlu ortamlarda, kuru ortamlarda, asidik ortamlarda. Hayat neredeyse dünyada suyun olduğu her kilometre karede. Fizik ve kimya kanunlarına göre güneş sisteminde bir gezegenin olması kesinlikle mümkün. Bu yüzden eğer bu nehirde tuz varsa, eğer bu derede tuz varsa ve hayat varsa, eminim ki tüm su kaynaklarının bu kadar tuzlu olduğu, keşfedilmeyen bir yaşamın olduğu gezegenler de vardır. Fakat trilyonlarca kilometre uzaklıktaki bir gezegende suyun varlığını kanıtlamak, Kek'in, Koro'nun ve Kepler'in bile başaramayacağı kadar zorlu bir görev. Sıradaki dünyayı ilk bulan olmak için yeni cihazlara, yeni bir teleskoba ve kainatı gözlemlemek için tamamen farklı bir metoda ihtiyaç olacak. Ülkenin dört bir yanındaki güvenli, temiz odalarda gelecek inşa ediliyor. Gördüğünüz gibi burası biraz sesli ve bunun nedeni bu odanın çok çok temiz tutulmasının gerekmesi. Teresa Segura, yeni jenerasyon uzay araştırmalarındaki bilim insanlarının lideri. James Webb Uzay Teleskobu ekibinin. Araştırmacı ekipler evrende yaşam işaretlerini araştıracak bir mühendislik harikası üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyorlar. James Webb gezegenimizle birlikte 1,5 milyon kilometre uzaktaki bir konumdan Güneş'in etrafını turlayacak. Teleskobun optik sistemi yalnızca sıfırın altında -200 santigrat derece değerlerindeki uzayın olağanüstü soğuğunda çalışıyor. Güneşin ısısı Webb'in hassas elektronik parçalarını zedeleyebilir. Bu nedenle harika bir güneş kalkanının testinde son aşamalara yaklaşıldı. 5 kademeli özel dizayn Kaoptim plakaları galaksideki en yüksek güneş koruma faktörünü oluşturmak için çalışıyorlar. Güneş kalkanı güneş ekranına geçtiğinizde Webb teleskobunu güneşten koruyor. Yalnız güneş kalkanının güneş koruma faktörü sizin alıştığınız gibi 50 değil 1 milyon değerinde. Diğer çoğu teleskoptan farklı olarak Webb diğer dünya için araştırmalarını Kızılötesi adındaki görünmez bir spektrumda yapacak.
Çünkü kızılötesi görüşle teleskop tozlu bulutları aşarak daha uzakları görebilecek ve gözle görülür aralığa göre uzayda daha derine ulaşabilecek. Webb teleskop bugüne kadar yapılan en büyük kızılötesi teleskop ve kızılötesi modda çalışıyor. Çünkü çok küçük parçaları arıyor. Kızılötesini ısı gibi düşünebilirsiniz. Isıyı hissedersiniz ama onu göremezsiniz. Diğer bir örnek ise gece görüşü gözlükleri. Gece göremezsiniz ama gözlükleri takınca etrafınızdakileri görebilirsiniz. Çünkü kızılötesi fonksiyonu vardır. Fakat Webb teleskobu steroidler üzerinde gece görüşü gözlükleri gibiler. Webb'in sönük ışıkları görme yeteneği o kadar iyi ki dünya üzerindeki bir noktadan aydaki bir gece lambasını bile görebilirdi. Şimdiye kadar dizayn edilen en harika kızılötesi teleskop. Fakat bu ayna Kepton ve Elektronik Koleji'ni uzaya göndermek oldukça zorlu bir görev. Aslında iki bloklu bir binadan daha geniş. Bu yüzden var olan hiçbir rokete sığmıyor. Bu yüzden onu 18 ayrı parçaya bölmeli ve roketin üzerine bir çeşit origami tekniği kullanarak yerleştirmeliyiz. Bu yüzden ona origami teleskobu diyebiliriz. O açıldıktan sonra bu origami teleskobu hayatın kimyasını ve suyu bulmak için atmosferi ve uzaylı gezegenlerini araştıracak. James Webb, hayat için gereken karbondioksit, karbonmonoksit, metan ve sudan oluşan anahtar unsurları algılayabilir. Bunların hepsi tek bir soruyu cevaplamak için. Yalnız mıyız? Belki de ucunda büyük bir ödül var. Dünya haricindeki bir gezegende yaşamı keşfetmek insanlığın keşfi olurdu. Ve bu keşif öncekilere çok şey borçlu olacak. 2009. Değerli Hubble Uzay Teleskobu tarih yazıyor. Bunlar yalnızca birkaç piksel. Ama birlikte başka bir yıldızın yakınındaki bir gezegenin kaydedilen ilk görüntüsü olma özelliğindeler. Gezegen 25 ışık yılı uzakta. Güney Balığı takım yıldızında ve adı Homolot B. Bu birkaç piksel başka bir dünya olduğunda astronomların günü gelecek. Şu anda bir teknoloji geliştiriyoruz. Bir gün bir gezegenin fotoğrafını çekebilmek için. Ve yaptıklarında bu hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek. Bu belki de dünyadaki en ünlü fotoğraflardan biri. Dünyanın uzaydan çekilen ilk görüntüsü Apollo 8 ekibi tarafından çekildi. Sanırım Apollo görevlerinde kaydedilen dünyanın ilk görüntüleri insanların dünya hakkındaki fikirlerini değiştirdi ve dünyalar kadar uzaklarda sönük mavi noktalar bulduğumuzda bu kendimize bakış açımızı tamamen değiştirecek. Gökyüzüne bakıp bir yıldızı göstererek biliyorum, orada yaratıklar var, işte orada diyebilmek gerçekten çok zor. İnsanlık tarihteki en büyük keşfi yapmanın eşiğinde. Bir akşam yıldızına bakıp tanıdık bir şey gördüğümüz bir gün gelebilir. Karşıdan bize bakan, kendi medeniyetine sahip bir uzaylı dünya.